İzleyenler hem Galatasaray'ın gündemini hem de şampiyonluk yarışını küme düşme hattındaki mücadeleyi de kendisine soracağız. Nasılsın Nevzat? Merhabalar, teşekkürler. Gayet iyiyim. Şeydem, sen de iyi görünüyorsun. Teşekkürler. Bizler de tabii heyecanla saatlerin 20.30'u göstermesini bekliyoruz. Keyifli, zor, bir yorucu bir gün olacak ama aynı zamanda da büyük bir heyecana sahne olacak bir günü de yaşayacağız. Nasıl bir akşam bekliyorsun? Şampiyon belli olur mu? Son haftaya kalır mı? Buradan başlayalım. Nasıl bir akşam bekliyorum? Hakikaten yorucu bir akşam olacak. Salı olalı herhalde böyle bir salı Evet. olmamıştı. Dolayısıyla hem alt tarafta hem üst tarafta karma karışık ve hesapların yapıldığı, işte gollerin yetmeyeceği, averajların düşünüldüğü enteresan bir salı olacak, bir akşam olacak. Bu yüzden ben ilginç skorlar bekliyorum. Yani ilginç skorlar derken genelde ihtiyacı olan şu dönemde kazanıyor. Bizim ligimizde böyle. Hedefsiz takımlar maalesef bu konuda biraz daha şeyler, direnç göstermiyorlar. Ama hani sonuçta bekleyip göreceğiz. İlginç bir akşam olacak gibi geliyor bana ama. Peki şimdi Galatasaray cephesinde konuşacağım seninle. Tabii soracağım sorular var kadroyla alakalı. İlginç bir akşam olur dedin. Heyecan son haftaya mı taşınır? Çünkü genelde ben Son yorumculara haftaya sorduğumda kalır. şampiyonluğa oynayan takımların hepsinin 3 puan alacağını düşündüklerini fark ettim. Sen de benzer bir düşünce demişsin, merak ediyorum. Ya da takılan olur mu arada? Rakiplere baktığımızda Fenerbahçe'nin işi biraz daha zor. Yani Fenerbahçe'nin açıkçası Sivasspor'un 17 maçtır kaybetmemesi, yükselen formu dikkat alındığında Fenerbahçe'nin için biraz daha zor olduğunu düşünüyorum ben. Ama hani tabii ki Fenerbahçe de formda. Evet. Galatasaray ve Beşiktaş bana göre rahat kazanırlar. Karagümrük kağıt üzerinde biraz daha dişli bir takım. Ama ligin ilk yarısında Beşiktaş farklı yenmişti. O yüzden Beşiktaş'ın kazanması sürpriz olmaz. Yani bu akşam şampiyonluğu oynayan takımlardan Fenerbahçe'nin işinin kolay olmadığını belirtelim. Ama Fenerbahçe'de Ankara Gücü maçındaki moralle çıkacak o son dakika golü Fenerbahçe'yi daha iştahlı, daha moralli kılacaktır. Emre Belözoğlu'yla beraber daha istekli ve sonuca giden bir Fenerbahçe izliyoruz. Galatasaray averaj hesapları yapıyor. Bir taraftan maçı tabii Denizlispor'a da saygı duymak lazım. Ligden düştüler ancak sonuçta hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Galatasaray bir taraftan da son hafta Beşiktaş'ta aradaki puan farkını 3 oldu ama genel averajı Beşiktaş'ın son hafta Göztepe deplasmanı çıkacağı düşünürse Galatasaray bir taraftan da genel averajı hesaplayarak hareket edecek. Beşiktaş'a baktığımızda da ya Beşiktaş değerli maçta hayal kırıklığı yarattı ama kulübesi çok zayıftı. Aboubakar yok, Enkudu döndü. Beşiktaş'ın da Karagümrük maçında hem Galatasaray hem Fenerbahçe tabii Beşiktaş'ın takılmasını bekliyor. Bana göre zor. Yani bu akşam şampiyonluğu belli olmaz. Yani çünkü şampiyonun belli olması için Beşiktaş'ın dışında iki takımla da beraber puan kaybetmesi gerekiyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'den ikisi en azından takılmaz. Takılsa bile birisi takılabilir. Dolayısıyla lig son haftaya kalır diye tahmin ediyorum. Peki heyecan son haftaya taşınır diyorsun. Galatasaray özelinde biraz daha detaylı konuşalım istiyorum seninle. Şimdi şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için tabii matematiksel ihtimaller çok karışık. Denizli'yi yenmesi ve Beşiktaş'ın da Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Beşiktaş galip gelirse Galatasaray mutlu sona ulaşma ihtimali de ortadan kalkıyor. Sen 3 puan alacaklarını söyledin Denizli karşısında ama eksikler de var. Falcao'nun olmayışı etkiler mi takımı? Halil herhalde ön bölgeye geçecek. Nasıl değişiklikler yapacak sence Fatih Hoca, ne dersin? Evet, Falcao bir var bir yok diye biz de başlık attık. Aslında derbi maçı sürpriz şekilde 11'de oynamış. Halil'in oynamaması, 11'de olmaması aslında biraz enteresandı ama Falcao'ya güvendiğini göstermişti. Ama Falcao'ya ne zaman güvenseniz, ne zaman yola çıksanız sizi yarı yolda bırakabiliyor. İşte bu maçta olduğu gibi normal şartlarda Falcao'yu Fatih Hoca kadroda görmek, onun atacağı gollerle genel averajı düzeltmek gibi bir plan içerisindeydi.
Ama tecrübeli golcü adeta Galatasaray'daki kariyerini özetleyecek bir durum sergiledi şu 3 günlük süre zarfında. Bu 3 gün aslında Falcao'nun 2 yıllık Galatasaray kariyerini özetliyor. Zaten Muhammed'in durumu sıkıntılıydı. Oynaması beklenmiyordu ama elde bir tek Halil var. Siz genel avaraja ihtiyacınız var. Genel avaraj düzeltmeye ihtiyacınız var. Evet. Denizli'yi sadece yenmek değil. Beşiktaş'ta genel avaracı dengelemek için farklı kazanmak zorundasınız. Yani dolayısıyla Galatasaray'dan hesapları bozan, teknik kadronun keyfini kaçıran bir gelişim. Ama Babel'in yükselen formu var. Onyekuru'nun tekrar çıkışta olması Fatih Hoca açısından bir şans. Elinde çeşitli alternatifler var. Halil de zaten derbi maçta bile neden 11'de başlamadı, hı hı, en az maç öncesi için dedirten bir oyuncu. Bekleyip göreceğiz. Ama Galatasaray Falcao'nun bitiriciliğini arar mı? Maç sonunda bunu değerlendireceğiz. Çünkü Galatasaray çok pozisyona girecek diye düşünüyorum. Bu maçta bir golü bulunan Halil mi, daha tecrübeli olan, o bölgeye çok farklı şekilde goller atabilme özelliğine sahip Falcao mu, hı hı, ya da diri bir Muhammed mi? Bugün Halil de açıkçası bir testten geçecek, yani bir golcülük testinden geçecek. Çünkü güzel bir gol attı Gençler Birliği maçında. Harika, şık bir gol ama tek golü var. Çok pozisyona girip skor üretkenliği, pozisyonu değerlendirme yüzdesi zayıf olan bir oyuncu. Fundamental iyi, kendine farklı pozisyonlar yaratabilen özellikli bir oyuncu. Ama gol vuruşu noktasında bir Falcao değil, bir Muhammed değil. Ama bugün bir testten geçecek Halil'de. Muhammed'in durumunu da sorayım. O çalışmalara başladı mı takımla? Bize gelen bilgilere göre ayrı çalışmış. İlk etapta şunu duymuştuk. 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak gibi bir şey söylenmişti onun durumuyla alakalı. İyileşme süreci daha mı hızlı ilerledi? Nedir durumu? Mesela bu akşam 11'de görür mü taraftarlar onu? Böyle bir ihtimal var mı? Ben çok zayıf yani. Zaten, kadroya alındı mı peki? Kadroya alındı, götürüldü Denizli ama yani kadroda olması mucize. Aynı sakatlığı Falcao yaşasa 6-8 ay falan yoktu. Muhammed en azından iyi niyetli, normal şartlarda bir oyuncu çok da profesyonel davranır ama duygusal davrandı o da. Fatih Hoca da sever böyle oyuncuları. En azından gel bulun dedi. Orada oynamasa bile Halil'i motive edebilir. Hı hı. Yani orada sonuçta Muhammed gibi oyuncunun yerine oynayacak Halil. Maçın gidişatına göre sıkıştığı anlarda belki ona ihtiyaç duyabilir. Yani bugün kendini nasıl hissettiği de önemli ama bir takım videolar, oyuncuların kendi özel paylaşımlar oldu kamp akşamından ya da kamp ortamından. Muhammed'in de keyifli olduğunu gördüm. Yani Mustafa ile falan böyle güzel diyalogları vardı. Evet. Video paylaşımını gördüm. Moralli, en azından moralli olması istekli olduğu anlamına da gelir. İstekli olacağı anlamına gelir. Fedakarlık yapacak gibi gözüküyor Muhammed ama oynaması mucize. Yani hakikaten gitmesi mucizeydi. Peki Etebo'nun da durumunu sorayım. Covid-19 testine girdi mi? İzolasyon süreci galiba tarihlere baktığımda sona ermesi gerekiyor gibi gözüküyor. Durumu nedir? Kadroya alınmamış bildiğimiz kadarıyla. Evet, Etebo açısından dediğim gibi Etebo'da bir sıkıntı yoktu. Ama Etebo aramıyordu zaten. Şu an Etebo'nun maçı değil bu. Hı hı. Çiğdem. Yani Galatasaray'ın sadece hücumu düşüneceği bir maç. Enteresan bir sonuç çıkabilir karşımızda. Nedir bu enteresan sonuç? Çok farklı kazanmak. Yani bugün Beşiktaş Hatay'a 7 atabiliyorsa Galatasaray Denizli'ye neden farklı yemesin? Neden o ihtimaller, neden o matematik hesaplanmasın? Çünkü son hafta Göztepe deplasmanı Beşiktaş'ın en azından, evet, hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin böyle bir beklentisi var. Bu akşam Beşiktaş Karagümrük'ü geçebilir. Ama Göztepe deplasmanı kolay geçmez. En azından stres olur, baskı olur. Sen bu maçta, en azından bu akşam Beşiktaş'ta, Galatasaray için söylüyorum, İkili avarajı dengelersen bunun içinde bir yüksek bir rakam yakalaman lazım. 5, 6, 7 neyse. Evet. Bunu atman gerekiyor. Bunu yaparsan son akşam, cumartesi akşamı Beşiktaş Göztepe 1-0 yenilse bile
Senin Galatasaray için söylüyorum. Şampiyonluk umudum var. Ama Galatasaray'ın şampiyon olması sadece Beşiktaş'ın bir maç yenilmesiyle gerçekleşecek bir senaryo değil. Fenerbahçe'de ancak Sivas maçıyla belki puan kaybı yaşayabilir. Beklentisi var Galatasaray cephesinde. Peki, çok teşekkür ederim Nevzat Dindar. Görüşmek üzere. Sana kolaylıklar dilerim. Teşekkürler, iyi yayınlar.